NBA evet Harden takas sonunda bitti ve bugünün gündemini bu programın gündemini ele geçirdi. Normalde başka konularda vardı hatta fazladan bir takım daha konuşacaktım. Ama bugün için gündem e, Kyrie Irving, Brooklyn Nets, Houston, Harden, Indiana Pacers, Cleveland ve NBA'in Covid protokolleri oldu. Orada da işler karıştı. E, programın gündem kısmında bunlara değineceğim. İkinci kısımda Philadelphia'dan bahsedeceğiz bugün. Bugün bu programı özel seçtiğim takım olarak. Hemen takasın detaylarına geçelim aslında. Aslında ben de rahatladım. Yani her gün artık Harden ne olacak? Abi Harden gittim mi? kaldı mı? Harden geliyor. Harden gidiyor şeklinde e, yorucu olmaya başlamıştı. Takasın detayları şöyle. Harden Brooklyn Nets'e geçti. E, en sonunda o da kurtulmuş oldu üstünden. Zaten kurtulmak istediğini artık söylemişti. Houston'ın eline ne geçti? Buradan Rodian Crooks, Dante Exum, Cleveland'dan ve Victor Oladipo, Indiana'dan. Tabi bu takasların Öncüleri ise Caris Leaver oldu. Caris Leaver, Jared Allen ve hatta e, Tarun Prince oldu. Bu üç oyuncunun da e, değişimi şöyle oldu. Leaver Houston'a geçtikten sonra Indiana'ya takaslandı. Orada zaten sezon başında ayrılmayı düşündüğünü, istediğini belirtti ama o da devam etmişti bir şekilde. Oladipo Houston'a geçti. Diğer taraftan e, Jared Allen ve Caris e, Jared Allen da, Cleveland Lever de Cleveland'da geçti. Leaver de Indiana'ya geçti. Tabii Jared Allen ve hani Torin Prince'in Cleveland için önemi, Prince'in ne kadar önemi var bilmiyorum onlar için ama aslında savunma için değerli bir oyuncuyken Jared Allen onlar için önemli ama orada kalır mı sorularını birazdan konuşacağız. Tabii önceliğimiz Harden. Evet, Harden'ın gitmesi mi şu an daha önemli yoksa gittiği takım mı daha önemli e, gerçekten işler çok karıştı tabi Brooklyn Nets'e gitmesi e, bayağı baya bomba bir durum birçok seyirci hayal kırıklığına uğratmış olabilir özellikle Golden State'e zamanında bol söven bir seyirci grubu ki bu büyük bir ağırlıktı işte herkesi alıyorlar starlarda oldu işte şöyle oldu falan orada anlaşılmayan bir konu vardı ki hani Clay Green Curry üçlüsü aslında bu takımın bütün temeliydi ve orada en baştan beri vardılar ve aslında Golden State'in başarısı Durant'in gelmesiyle perçinlendi yani üstüne üstüne eklediler. Durant'le beraber yeniden bir şey oluşturup üst üste şampiyonluk almadılar. Ki ondan öncesinde de şampiyon olmuşlardı. Ve bir tane de final kaybetmişlerdi Green'in aptallığı yüzünden. Bir sonraki finali de zaten sakatlıklar yüzünden kaybettiler. Orada da aslında ilizyonu yaratan belki de bu oldu. Ve ondan sonraki kırılma işte artık toplanıyoruz abi 3 arkadaş biz bir takım kurduk girişimciyiz NBA'de yatırım yapacağız. Hedefimiz şampiyonluk Bir 5 binanız varsa alırız tarzı takımlar oluşmaya başladı. Sanki herkes de melek yatırımcı gibi ki zaten Brooklyn Nets'in sahibi de Ali Baba'nın orta e, olan bir, bir Çinli beyefendi olduğu için o da hani işin içinde biraz böyle yatırımcı gibi e, kaldı. Neyse orada işler iyice karıştı ve bu başarı kriterinin sadece bu olduğu ortaya çıkınca da takımlar bence artık büyük saçmalıyorlar. Ya sadece bu takas için demiyorum. Hani ne yapacakları da belli değil. Nereye gidecekleri de belli değil. Çünkü esas e, takımı ayakta tutacak e, asetleri de kaybediyorlar bunlarla beraber ki Brooklyn Nets bu hata yıllar önce düşmüştü. Zor çıktı. Ötekilerin takımı diyorduk iki sene öncesine kadar Atkinson'un önderliğinde artık kimin takım belli değil. Gerçekten bu takım kimin? Kyrie de Kyrie diyor ki benim, Durant diyor ki bizim. Şimdi de Harden geldi. Ve orada da aslında bu takastan önce şu konuya girmem lazım. Ee, zaten takasın çerçevesinde hızlıca bahsettik. Ee, ha burada tabii şunları da ekleyelim takasın oyuncu kısmının dışında draft takları da var. 2021 draft hakkının e, Brooklyn'de swap edilecek. Bu swap nedir? Yani o sezon. Draftta sıraya göre eğer daha iyi bir oyuncu seçebileceğini düşünüyorsa Houston, Brooklyn'le yerini değiştirecek o takas yılında. Onun dışında 2022'de birinci turda iki tane Brooklyn'den Milwaukee'den gelen korumasız draft hakkı var. 2023'te yine bir swap hakkı var. 2024 direkt korumasız birinci tur. 2025 yine swap hakkı. 2026 korumasız birinci tur. 2027'de yine swap hakkı. Geçmiş durumda Houston biraz oklu yoluna girmiş oldu böylece. Ama bakalım tabi bunun gelecekte ne göstereceğini, ne tarz oyuncuların çıkabileceğini ya da Houston'ın nasıl bir yapıya gidebileceğini artık burada GM'in vizyonu gösterecek. Tekrar geri dönüyorum. Süper takımlar diyorduk. Tabi süper takımlara geçerken işte burada Kyrie Irving ve Kawhi Leonard arasında bir çizgide herkes gidip sallanmaya başladı. Böyle Biri oraya gidiyor, biri buraya gidiyor. İşte Paul George başka bir yerde. Erken aradan Lakers sıyrıldı zaten. Lakers konusunda e, orada neden başarılı olduklarını merak ediyorsanız nasıl şampiyon oldular videosunda aslında bayağı detaylı bu konuyu konuştuk. Şimdi Kyrie Irving ile başlayacağım. Harden'a doğru geçeceğim. Kyrie Irving bir süredir ortada yok. Bundan 2-3 gün önce çıkan ilk haberde Nash dedi ki benim haberim yok bana haber vermedin. yani nerede bu adam bilmiyorum ee, bize de bir şey söylemedi. Durant'ı aradı mı yok Durant'ı daramamış. aramamış yok oldu ondan sonra bir anda e, kardeşinin doğum günde ortaya çıktı maskesiz. Tabii ki e, Kylo biliyorsunuz çok e, şeydir hassastır bu konularda Böyle söz önder olmaya çalışır. Babulda da saçmalamıştı kendisi biraz e, bu tarz durumlarda hep bir konuşmaya çalışır ve bütün sezon öncesinde yaptığı konuşmalarda hep böyle sahiplenici basketbola dönüyoruz, kazanacağız işte biz artık koçlar şöyle yapıyor, biz oyuncular farklıyız, bizim oyunumuz biz yapacağız. Biz 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 hemen çok hızlıca bene döndü ve hop ortalıktan kayboldu. Ya Kyrie Irving dolandırıcıdır demek istiyorum artık. Yani bu bunun başka bir açıklaması yok. Kyrie Irving'in artık NBA üzerine, basketbol üzerine Brooklyn Nets üzerine söyleyecek hiçbir söz hakkı yoktur. Black Lives Matter olsun konu, başka bir konu olsun hiçbir söz hakkı yoktur. Yani şu an emekçi takım arkadaşlarını da mahvetmiş durumda. Ki zaten Jared Allen, Lever ve belki de işte Dean yani Vidi ama sakatlandığı için onu bir kenara ayırıyorum. En çok su kaynatabilecek oyuncular da bu tavıra karşı. Çünkü koçu iplemiyorsun, senin iplemediğin bir koçu, senin takımdakiler niye iplesin, seni niye iplesin? Seni niye dinlesin? Böyle olmayacaktı. Onlar da zaten takımdan ayrıldılar ee, ve ortalık toz duman oldu. Şimdi peki ne olacak? Sean Marks, e, Brooklyn GM'e açıklama yaptı. Hani kendisi zaten açıklama yapacaktır. Biz araştırmalarımızı yaptık. Ee, kişisel sorunlardan dolayı oynamayacak. Bakacağız falan tarzı biraz yuvarlak bir açıklama yaptı. Kyrie ile ilgili esas dedikodu ise, ortalığı karıştıran dedikodu ise çok daha fazla sıkıntıların olduğu yönünde ve kendisinin Organizasyona sinirli olduğu... kendi istediği koçun gelmediği, neş konusunda acele ettikleri ve ek olarak da yine bu e, Twitter'dan Tommy D'nin paylaştığı bir tweetti ve ek olarak da Kevin Durant'le aralarının o kadar da e, yakın olmadığı, birbirlerine uzak oldukları dedikoduları çıkmış. Zaten hani biraz akıllı düşünürsek Kevin Durant gibi zaten ona çok kızıyorum da yani. Ama onun tercihlerinden dolayı. Yani Durant de ve bugün de sahaya çıkınca oynayan oyuncular. Yani ortaya bir şey koymaya çalışan savunma için ki Harden'ın 3 sene önceki savunma haliniyle de şimdikini bir düşünün. Ne hale geldi. Pozitif bir gelişme sağladı. Yani oklamadan kaçıp gerçekten doluya tutulma süreci inanılmaz. Ben basketbol oynayacağım deyip Golden State'e geldik, Golden State'de başarılığını aldık? Golden State'in tavrı da tabii burada biraz sıkıntı diğer oyuncularla ilişkileri, Green'le ilişkisi, GM'le ilişkisi ona tarz ona karşı takım içindeki tavır. Gerçi o biraz onların takım alışkanlığı. Yani aslında orada evet Curry tek başına kaldı, Clay yokken öne atılıyor ama oyun tarzı olarak zaten bir kişinin her zaman ön planda olacağı bir oyun tarzları hiçbir zaman olmadı. Ama tabii Clay yokken, Green sakatken ki Green dönse bile skorer olarak Curry orada öne çıktı. Durant bunları da biraz dert edince bu işi biraz gurur meselesine çevirdi. Özellikle de bu kadar başarıyken Lebron'la arasındaki meseleyi gurur meselesine çevirdi. Ben daha iyi olduğumu nasıl kanıtlayacağım meselesini Brooklyn'de çözmeye çalışmaya karar verdi. Ve buraya geldi ve oynuyor. Harden üstünden koptuğu için hani kafa olarak orada da zaten Dianton'a gittikten sonra başka bir koçla çok anlaşamayacağını düşündü. Okey olabilir. Ama çıkıp sahada yine bir şeyler gösteriyordu. Ma Kayrı ne yapıyor abi? Kayrı nerede 3 senedir? Hani bunların bakın Durant için neler diyoruz. Harden için neler diyoruz. Bu arada hani Batı finalinden, Batı playofflarından dönmüş. Batı finaline çıkmış, NBA finali kaçırmış oyunculardan, şampiyon olmuş oyunculardan bahsediyoruz bir anda. Diğer tarafta K 3 yıldır piyasada nerede olduğu belli olmayan. Kronik sakatlıkları olan sahaya çıktığında 3 maçı oynayıp 2 maç ortalıktan kaybolan hatta komple nerede oldu bile belli olmayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve diyor ki kendisi benim istediğim olacak. Abi bu iş böyle çalışmıyor. Yani artık zaten NBA'de bu saatten sonra Brooklyn Nets'in Kyrie'yi tutarak, Neş'i tutarak burada bir disiplin sağlaması. Yani disiplinden kastım kırbaçlı bir disiplindir. Yani oyuncuları motive edecek, sahada tutacak bir disiplin yaratması imkansız. O yüzden hani benim aslında beklentim ki Houston burada akıllı. Ben Kyrie'yi verirler mi acaba diye böyle çılgın bir takas e, peşindeydim ama tabii Houston onu istemeyecektir. E, is, muhtemelen istememiştir. Belki konuşuldum bilmiyorum. Keşke ileride ortaya çıksa bu. E, ki aslında hani komplo teorisi kurarsak Kyrie'nin hemen takas öncesi yok olması, bu takasın aslında sezon başından beri konuşuluyor olması, sezon öncesinde Durant'in ya biz Kyrie'de de konuştuk bu iş olabilir kendi aramıza dedik demesine rağmen Kyrie'nin ne kadar işten pazarlıklı, ne kadar bir yandan da içine kapanık, ne kadar pasif agresif biri olduğunu herhalde anladık. Muhtemelen Harden'ı hiçbir zaman istememiş de olabilir. Tabi bu tamamen komple şu anda ve bu dedikodu çıktığından beri hem organizasyondan hem coachingten zaten coachingle bir arası yoktu. Uzaklaşmış ve hatta Durant de buna pozitif baktığı için onunla da uzaklaşmış olabilir. Umarım bir gün bunlar ortaya çıkar ya yani böyle bir şey varsa tabii şu an tamamen yani e, komple teorisi üretiyorum. Sakın bunu ciddiye almayın. Ama çıkarsa çok güleriz, eğleniriz. <laughs> Ve bu takım mahvetti. Bu saatten sonra ne olur? Hani e, belki Neş'le bir noktada yollar ayrılabilir. Kayra devam edecekse, eğer Kayra bir yere takaslanacaksa artık hani ne olacaksa olsun ya biz veriyoruz bunu deyip birine verebilirlerse ki bu arada gittiği takımda oynamama ihtimali de çok yüksek. Niye birisi alsın? Ki Stephen A. Smith e, emekli ol kardeşime getirdi. <laughs> Stephen A. Smith gibi bir gaz e, NBA gazcısı. E, sevimli şaklabanı diyelim. O bile artık e, haklı pozitif yani haklı yani o da o bile haklı yani burada. Haklı konuşmaya başladı. İnanılmaz. Peki Brooklyn'e bakalım. Hani Kyrie'yi bir kenara bırakalım. Duran çıktı iki maçtır oynuyor. E, o da iki maç kaçırmıştı. Şimdi yanına Harden geldi. Kyrie olmasa bile Tabi Harden Durant ikilisi çok daha stabil gözüküyor. Yani ikilinin hem savunma tarafında Durant'in özellikle playofflar yaklaştıkça playofflarda hatta 5'e kayacağı savunmalar ki burada benim tek bir hedefim var. Yani GM olarak düşünürsem tek bir hedefim olmalı daha doğrusu. Abi benim potansiyel final rakibim kim? Lakers. Ben kimi durdurmalıyım kazanmak için? Hem LeBron James'i hem Davis'i. Ve Davis'i nasıl durduracağım? Yani LeBron James'i durduramıyorsa bir şekilde yavaşlatabilirim belki. Ama Davis'e ne yapacaksın? Yani Adebayo çıktı karşısına. Yani şu an ligde belki de onu savunma potansiyeli en yüksek oyunculardan. Clippers Ibaka'yı oraya koydu. Hani ben Davis'i nasıl durdurabilirim diye. Lakers'ta orayı biraz rahatlatmak için hem Harrell'ı hem de e, Gasol'ü getirdi. Sırf Davis hazır kalsın böyle anlar için daha enerjik kalsın fazla dayak yemesin diye. E şimdi senin bütün olayın buyken şampiyonluk istiyorsan bütün odağın Davis'ken Lebron James'ken sen Durant ve Harden'la ki diğer oyuncular yani yok. Kimse kalmadı takımda. ya yani savunma yapabilecek biri de kalmadı. DeAndre Jordan mı yapacak oradaki savunmayı? Hayır. Jeff Green biraz yapabilir. Kaç maç sürdürebilir? Yani bir maç yapsa iki maç yapamayacak. Ya Playoff'larda artık o kadar sürdürülebilir bir performans üretmesi çok zor. Yani evet kağıt üstünde Harden Durant, Kyrie Durant'e göre çok daha stabil, çok daha üretimi mantıklı, savunması mantıklı duran bir yapı ama şu anda genel parçalar olarak, takımın askerleri olarak, takımın uydu oyuncuları olarak savunma gücü inanılmaz düştü. Ve biz yani şunu yıllardır görüyoruz artık hani bazen spikerlerden falan da duyuyorum. Ya tabii hücum çok daha öncelikler savunma çok mühim değil. Ki bütün sezon Lakers'ın savunmasından bahsettik şampiyon olurken değil. Böyle bir şey yok. Yani o savunma playoff'lara geldiğinde çatır 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 yapmak zorundasınız. Yapamadığınız zaman el sallıyorsunuz Portland gibi ilk turda. Başka bir şansınız yok. Şimdi o yüzden Brooklyn aslında Harden'dan çok bir sonraki hamlesi çok önemli oldu. Jarrett Allen'ı kaybettiler, Prince'i kaybettiler. Ee, kanat savunması diye de bir şey kalmadı. Esnek savunma diye de bir şey kalmadı. Tabi burada Bruce Brown'u atlamayalım. Bruce Brown kısa savunmasında etkili olabilecek bir oyuncu ama o da çok esnek bir savunmacı değil. Kabaro'yu e, da burada sayabiliriz ama o da ne kadar esnek olacağı tartışılır. Yani yetmeyecek savunmacılar bunlar. De Deandre Jordan tabi buraya hiç katamıyorum. Joe Harris de aslında topsuz savunmada çok sallanan bir oyuncu. Bilmiyorum burada Kyrie'yi eğer bir şekilde kurtulabilirlerse ya da ki Kyrie Örnek de savunmaya çok zarar veren bir oyuncu. İkna edebilirlerse oynamaya. Ne ala edemezlerse belki de takasa ikna olabilecek bir takım bulmaları gerekecek. İşleri çok karıştırdı orada. Harden tarafından bakarsak tabii onun e, D'Antoni ile bağı çok kuvvetli. D'Antoni'nin Brooklyn'de olması bence Durant'in orada olmasından bile onu daha rahatlatan bir konu olabilir. Uzun vadede hani baktığımızda Kyrie Irving bir şekilde takımdan ayrılır anlaşamazsa bir şey olursa neş Nash kovulursa falan zaten e, ana potansiyel orada hemen Di Antonio'nun başa geçmesi üzerine kurulu duruyor şu anda. Ya yani Jack Vaughn da var ama hani Vaughn zaten iyi bir koç hem de iyi bir asistan. Di Antonio varken e, yani kendi istemeyebilir tabii. Hani ben asistan olarak takılayım ya ben zaten emekliliğime yaklaşıyorum artık da diye bir tabii onun tercihi ama Harden'ın orada kontrol edecek bir oyun, a, koç olarak orada olacak. Uzun vadede eğer bu olursa Harden yine burada rahat eder. Hatta e, yani Houston'dan daha sağlıklı bir organizasyon bile bulabilir uzun vadede. Çünkü orada da manyak bir takım sahibi vardı. Burada takım sahibi tabii şu an çok karışıyor mu karışmıyor mu çok duyduğumuz bir durum değil. Daha çok GM, e, Sean Max işleri yürütüyor gibi gözüküyor. O yüzden biraz daha kafası rahat edebilir. Ki Durant gibi zaten yanında bir e, yani ligin en iyi ikinci oyuncusu diyelim hadi şimdilik ya da üçüncü oyuncusu diyelim. O da hani geç, geçen sene oynamadığı için. Ya bence en iyi oyuncusu potansiyeli de var bu yıl için. O yüzden daha stabil bir yapı bulabilir Durant'le. Ama Kari'yle bu iş çok zor. Ben hani Harden'la çok hızlı birbirine girebilme ihtimallerini tabii herkes gibi görmemek imkansız. Evet durum bu. Yani Brooklyn e üzerinde konuşacaklarımız artık heyecanla bekliyoruz. Sağda göreceğiz. Ee, tabi buraya ekleyeceğimiz diğer konu Lever Oladipo konusu. Houston tarafı. Oraya geçelim. Oladipo da ayrılmak istiyordu. Oladipo bir süredir çok formsuz. Sakatlıktan iyi dönemedi. Oynadığı birebir yapısı John çok benziyor belli noktalarda ama John Vol'dan daha akıllı bir oyuncu. <laughs> Bunu açıkça söylemem lazım. Çünkü John Vol trenine binenler İki gün sonra çok hızlı inebilirler. Yani onun yine 2-3 maçlık performanslarından sonra ortadan kaybolma ihtimali çok yüksek. Koşup koşup sahanın dışına kendisini fırlattığı anları görme ihtimalimiz çok yüksek. Ama tabi burada e, ellerinde Wood'un olması bu sene için çok büyük avantaj. Cousins e, tabi oyunlardan atılmazsa fena bir uzun olarak kaldırılır. Eric Gordon yine burada yani Houston için aslında fena bir yapı oluşmadı bugün Kavaç'ı bıraktılar. Onun dışında zaten yapı olarak, savunma olarak ellerinde iyi parçalar var. Oraya Dipo'nun savunma potansiyeli var ama çok yüksek bir sev seviyede sahaya koymuyor. Jamwall da keza öyle. Savunma tarafında kafasına göre takılan bir oyuncu. Yani savunma kısmı onlarda da düşük. Artık uzun vadede takaslarla, draftlarla bu işi nasıl götürecekler? Oraya ile tabii oraya son sezonu. Houston onunla devam eder mi? yani durumuna göre bakacaklardır ki John Wall durursa hani zaten John Wall gidene kadar aslında ona kontrat teklif etmemeleri için pek bir neden yok. Çünkü seneye aslında free Agency'de de çok bir oyuncu da kalmayabilir. Yani büyük bir isme de gidemeyecekler muhtemelen. E zaten kalmayacak gibi de. O yüzden Oladipo'nun hani Houston'da kalma ihtimali biraz yüksek bir şekilde bu sezonu bitireceğini düşünüyorum orada. Ama Cleveland tarafı ilginç. Şimdi orada Jared Allen konusu var. Hani herkes hemen abi işte ne olacak Cleveland'da bir sürü uzun oldu ya. Drummond da oldu. Ya, Drummond yani, fantezi oyuncusu. Drummond sağda çok sallamayın. Yani Drummond sahada size artık bu NBA ortamında çok bir şey verecek bir oyuncu değil. Yani evet inanılmaz rebound sayıları e, gördüğünüzde heyecanlanabilirsiniz. Fantezi ilginizde yüksek puanları alıyor olabilirsiniz. Ama sahada gerçekten değeri artık gittikçe düşen bir oyuncu ne şut atabiliyor ne drive edebiliyor. Esnek uzunların karşısında hiçbir şansı yok. Ya çok rebound açtığınız varsa kenardan getireceğiniz bir oyuncu olabilir artık bu saatten sonra. E, Cleveland ona yatırım yapmak istemeyecektir ki zaten kontratının da son sezonu oyuncu opsiyonunu kullandı bu sezon. Ondan sonra Allen'ı ikna ederlerse ve kalırsa evet çünkü Allen'ın da hani 2000-2021 çaylak sezonu. 2021-2022 pardon çaylak kontratının normal çaylak kontratının sondan bir önceki sezonu 2001-2022'de takım opsiyonlu 5.5 milyon kontratı var. Şimdi takım opsiyonlu olması avantaj tabi ama Jared Allen'ı bence bu süreçten önce farklı takımlar isteyebilir. Özellikle de playofflara girerken savunmasını güçlendirmek isteyenler Jared Allen'da Cleveland'da kalmak istemeyebilir. O da tabi onun tercihi ki o kafasını ayıp sağda işini yapan bir oyuncu ama Artık e, profesyonel kontratı daha doğrusu uzun vadeli kontratı yaklaşırken kendisini daha da göstermek isteyeceği, artık daha rekabetçi bir ortamda olmak isteyeceği bir takım tercih edebilir. Ama tabii kriyon tutarsa uzun vadede çok e, karı çıkacaklardır. Keza Prince de hani e, baktığınızda evet hani sahada inanılmaz hücum olarak etkili bir oyuncu olmasa da savunmada Brooklyn'e çok şey katıyordu özellikle kanat savunmasında faydalı olabilecek bir oyuncuydu. Şu an 26 yaşında yani takımın bir, bir parça oyuncusu olarak herhangi bir takımda iş yapabilir. O da hani Cleveland'da uzun vade kalır mı bilmiyorum. O da bence bir noktada playoff peşinde koşan bir takıma takaslanma ihtimali yüksek. Indiana'ya gelelim. Indiana tabii Lever'ı aldı. Ee, Lever'le beraber takımın aslında rotasyonu biraz karışır mı diye bir düşündüm bu programı yaparken. Tabi sağda görmek lazım. ya Ben böyle biraz işkembeden atmayı çok sevmiyorum. Hani şöyle olur böyle olur diye büyük büyük konuşamayacağım. Indiana'yı sağda görmek lazım ama şu anki görüntü takımın Malcolm Bragdon ve Sabonis ekseninde şekillendiğini bu iki oyuncunun oyuna yön veren kafalar, zihinler, yaratıcı oyuncular olduğunu görüyoruz artık. Burada Lever Warren gibi iki tane potansiyeli çok yüksek skorer yani tabii şimdi yüksek derken Warren'ı çok da yükseltmeyeyim hadi onu bir kenara bırakayım, onu çok daha dengesiz, Levert daha istikrarlı bir skorer olabilir ama skor dışında hani o da savunma tarafında ciddi katkı veremiyor ama Allah'tan Indiana'nın rotasyonu çok derin. Bir yandan da savunma tanı Maris Turner gibi etkili bir e, uzunları da var. İşte boyalı alan savunma, savunması için. Indiana çok ilginç bir takım oldu. yani Geçen sene playoff'larda Miami'ye karşı yok oldular. Ama e, bu sezon işler farklı olabilir. Ama dediğim gibi sağda görmek lazım. Özellikle Lever'ın buraya nasıl uyumlanacağını. E, bence Warren'la Lever'den birinin burada e, 6. oyuncu olarak konumlanması. Yani ilk görüşüm yani baktığımda çok daha faydalı olabilecek gibi geliyor bana. Evet takas eksenine dönen e, bütün oyuncuları ve takımları konuştuk. Maalesef e, dediğim gibi Kyrie Irving demiştik. Kyrie Irving'den devam edeceğim. Kyrie Irving'den neden devam edeceğim? Şimdi sezon başında hem oyuncular hem de takımlar şu konuda çok ağladılar. Yani bizim gerilerimiz düşecek. Neden? Çünkü Covid var. Biz maç yapamıyoruz ama bir yandan da ağlıyoruz ailelerimizden koptuk mutsuzuz. Şimdi bubble dönemi için gerçekten e, buradaki oyuncuların psikolojisiyle empati kurabildiğimi düşünüyorum. Çok zor. Gerçekten zor. Yani genç var, daha yaşlısı var, yeni çocuğu olmuş olanı var. Ailesinde sorunlar olanı var. Çocuğunun yanında olmak isteyeni var. Var 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 her şey var. Ama epi topu iki ay içerisinde çözüldü. Herkes parasını kazandı gitti. Ve sezon başına dedi de şu anlaşma yapıldı. Cap space düşmeyecek. ...ama iki senede artmayacak... ...zararı buradan karşılayacağız... ...artışlardan karşılayacağız... ...böylece herkes... E, ...kazanabileceği potansiyel ücretleri... ...kazanmaya devam edecek... ...böylece aslında kaymak tabaka oyuncuları değil sadece... ...küçük oyuncuları da koruyacağız... ...çünkü oyuncular... ...ilk iki yıl için daha düşük... E, ...yıllık anlaşmalar yapıp... ...dört yıllık sözleşme yaptıysa... ...ücreti... ...üçüncü ve dördüncü yılda artmaya başlayacak... İşte burası kritik... ...burası çok amelli... <laughs> burada bir sunum sunum görseli koymak lazım buraya ama çok üşeneceğim muhtemelen. Şimdi burada bu oyuncuların bu parayı kazanabilmesi için cap space'in artacağı düşünülüyor. Artacağı planlanıyor düşünüyordu. Tabi bu planlamayla yapılıyor. Bunun için ligin oynanması lazım. Şimdi kaymak tabaka oyuncular diyoruz. İşte Kyrie'ler, Durant'ler, Lebron'lar, Davis'ler, Lillard'lar. Bu, bu krallar extension'ını alıyor. Parasını bir şekilde alıyor. Zaten yüksek paralar kazanıyor. Bir de aşağı taraf var. Şimdi 9 milyon, 10 milyona, 8 milyon sözleşme yapıp belki 3. yılında 12-13 milyona çıkacak oyuncular var. Burada sakatlananlar olacak ki olmaya başladı. Ona da birazdan biraz değineceğim. Buralar sıkıntılı. Yani Kyrie Irving'in burada artık sadece kendisine ve takıma değil lige de zarar veriyor. Bakın bunu Kavai üzerinde de konuşmuştuk. Ta ikili oyun döneminde de konuşmuştuk. Kavai'nin bu tavrı ben oynarım iki maç bakarım kafama göre seçerim kısmı artık sadece kendinin bencili değil seyirciye zarar veriyor. Pardon sadece takıma değil seyirciyi mutsuz ediyor. Seyirciye zarar veriyor. Artık Covid şartları var. Herkes mutsuz bu konuda. Yani takımın sahiplerini bir kenara bırakıyorum. Ya onlar zaten zengin insanlar. Ya onlar bir şekilde iki gün sonra NBA takımını satar çıkar gider. Umrunda olmaz yani. Zaten parası olmasa bu işten çok büyük paralar kazanmak için girmiyor birçoğu duyuyoruz. Yani bu orada or oralara çok girmeye gerek yok ama aşağı tarafta işler karışık. Yani artık senin takım arkadaşlarına, NBA'deki oyunculara saygın yoksa oynama gerçekten Kyrie Irving'in artık hiçbir şekilde NBA'de söz hakkı olmamalı hiçbir konuda. Ya mesela Lillard'ın açıklaması ya bunu bunu size okumak istiyorum. Yani Lillard da açıklama yaptı. Artık bir kutu içinde yaşıyorum gibi diyor Lillard yani. Antrenmana gidiyorum, eve dönüyorum iş saha maçlarında, sinemaya gidemiyorum, dışarı çıkamıyorum. Ve çıkıp oynuyor yani iletişim de kuramıyorum. Yani zaten biraz bunalımsal bir durumda var. E, bu artık oyuncular özel bir durum değil. Bakın şunu konuşuyorduk her şey günlük gülistanlıkken. Oyuncu üzerinde çok büyük psikolojik baskı var. Evet birçok anksiyete yaşıyor. Büyük paralar, seyirci baskısı, takım baskısı. Evet bunlarla ilgili hak veriyorum. Çok doğru. Onların da insan olduğunu unutmamamız lazım. Ama artık Covid şartları var. Bir sene geçti. Herkes bunalımda. Psikolojik sorunlar artmaya başladı. Şimdi aşı çıktı çıkacak. İnsanlar aşılanmaya başladı. Zannediliyor ki hemen sokaklara dökülebileceğiz. Hayır. Belki de iki sene daha sürecek bu süreç. Evet kötü haber. Maalesef bu olabilir. Yani bugün aklı başına doktorları, bilim insanlarını dinlediğimizde sürecin çok da kolay bitmeyeceğini bahsediyor artık aşılanmaya rağmen. E bir yandan da istiyoruz ki hani herkesin psikolojisi bozulmuşken bari hani izlediğimiz filmler, diziler devam etsin, spor devam etsin. Bu insanlar iyi olsunlar. E diğer taraf istiyor ki ya tabii devam etsin ben de paramı kazanayım. İki sene oynamazsam bu lig bitecek. Çünkü abi şunu unutuyoruz bakın kritik konu şu. Biz bu aslında hani ben de dahil buna bu sistemin içinde yaşayan herkes. Ya burada böyle oturup bir kapitalizm eleştirisi yapmayacağım ama. Biz bu sistem için bedelini zaten yıllardır ödedik ve ödüyoruz. yani parasını peşin verdik. Anlatabiliyor muyum? Yani bu parayı peşin verdiğimiz için artık kimsenin yani sen ben NBA'de oynamayacağım derken evine gelip de kargocuyu bekliyorsan o kargocuya yazık. O adamın suçunu. Orada bütün gün kargo uğraşacak bilmem ne yapacak. Sonra evine gelecek ilk pes almış psikolojisini düzeltecek. iki maç izleyeceğim. Tak bir açıyor maçlar iptal. Aa diyor Brooklyn Nets taraftayım. Tak bir açıyor kayrı yok. Nerede? Abi geziyor ya. Sen çalış kral. Sen, ben seninle işim yok. Sen paranı ödedin mi? Tamam ben param bende. O toplam gelirin %51'ini alıyor oyuncular. Yani bunu biliyoruz. Değil mi? Bu böyle sözleşme böyle yani. Toplam gelirin içinde her şey var. Ha, takımların özel gelirleri hariç. Yani konu buralara geldi. Yani e, sistemin acısını hem üreten hem tüketen yaşıyor şu anda. Belli bir tabaka hiç yaşamıyor. Onlar zaten hani e, artık tüm dünyanın yüzde beşi onu belki de daha az bile olabilir. Bütün e, dünyadaki gelirin yüzde %60'ını yüzde paylaşan belki de dünyanın yüzde beşi gibi bir durum var. Artık burada oyuncuların biraz idrak kanallarını açmaları lazım. Yani burada çıkıp hani bunu neden söylüyorum? Bakın ya şimdi abi durup dururken NBA'ye niye sosyal şeyler yüklüyorsun? Ben yüklemiyorum. Onlar <laughs> yüklüyor. Kayrı bugün çıkıp siyah hakları için konuşuyorsa insan hakları için konuşmaya çalışıyorsa psikoloji için konuşmaya çalışıyorsa ben de insanım diyorsa o zaman dikkat edeceksin abi. Her şeyde tutarlı olman lazım. Bugün Lebron James çıkıp bunları diyorsa Lebron James bundan arkasında duruyor. Chris Paul bunları diyorsa oyuncu birliği başkanı olarak ki sahada ne kadar eleştirsem de çıkıp arkasında duruyor. Hiçbir gün gördünüz mü Chris Paul'un ben kız kardeşimin doğum gününe gidiyorum maskesiz geziyorum. Virüsü kapsam da onunla değil iki haftada böyle yatarım tarzı bir tavrını gördünüz mü? Duydunuz mu? Başka oyuncular bunu yapıp bu hataya düştüler. Zaten onları da eleştireceğiz. Eleştirmeliyiz burada. Ya ya şurada oynayacağın yapacağın spor için eğer paranı kazanmak istiyorsan bu kurallara uyman lazım. Hayır beyin hatası yok mu var? Belki de daha sert kurallar getirmeliydi. Belki de 14 gün devamlı 14 gün çerçevesinde değil belki de devamlı bu oyuncuların sosyal temasının kontrol adına kısıtlanması gerektiğini takımlara bile yüklemesi gerekebilirdi. Şimdi protokolleri değiştirdi de işte maç maç dönemleri 14 gün evinde kalacaksın otelinden çıkmayacaksın ailene uzakta yani e, deplasman turundaysan otelden çıkmayacaksın kurallarını biraz daha sertleştirdi. Dediğim gibi yani bu iş artık e, çok tek boyutlu düşünmekten uzaklaşıldı. Oyuncuların çok dikkat etmesi lazım. Bu lig sürmesi istiyorsa paraları düşmesini istiyorlarsa burada amaç artık takım sahiplerini mutlu etmek değil. Burada artık hem kendini korumak hem de artık seyirciye karşı, e, organizasyonlara karşı burada artık evinde... Ben de bir senedir evden çıkmıyorum yani. Benim, benim gibi milyonlarca insan var. Biz de unuttuk sosyalleşmeyi. Biz manyak mıyız, deli miyiz? Biz kaldırımlarda kaçarak yürüyoruz hala ya yani. Deli gibi bir şey olduk. Ben de böyle görünce deliriyorum o yüzden. Yani bu iş kişisel olmaktan çıktı artık. Özetli durum bu. Bakalım göreceğiz. Hani e, takımların teknik tarafa dönersek özellikle Brooklyn çok merak ediyorum. İlk e, Harden'la Durant'ın sahaya çıktı. ilk birkaç maç içinde analiz yapacağım. Onu da şimdiden belirteyim. Bu arada şunu da hemen ekleyeyim. Golden State Warriors analizi gelecek. Onunla ilgili pozisyonlar çıkmaya devam ediyor. Bir 5-6 maçı kapsayacak gibi duruyor. Analiz videolarını böyle ayda bir belki iki kere yapmayı planlıyorum. Onları da gelince zaten göreceksiniz. Ufak bir reklamını yapayım. Evet gündem videosunun takım bu haftanın odak takımı diyelim. Konu, odak takımıyla devam edeceğiz. Bu hafta Philadelphia 76ers'tan bahsedeceğim. Bu haftanın üzerine değil aslında sadece genel olarak ligin başından bu yana Philadelphia ne durumda, lige nasıl başladı, neler değişti geçmişe göre ki Philadelphia daha önce de bu kanalda e, analizlerini görebilirsiniz. Daha önce birçok kez konuştuğumuz, analizini yaptığımız takımlardan biriydi Philadelphia 76ers. Ve Dark Rivers'ın Brad Brown'a ayrılması, Dark Rivers'ın gelmesiyle farklı bir Koçing anlayışıyla yönetildiklerini nasıl olacaklarını çok merak ettiğim takımlardan biriydi. Dediğim gibi diğer de New Orleans Pelicans'tı ama onu bu hafta için hani e, kenara ayırdım. Çünkü bu takas konusu vesaire e, çok yer kapladı. Gündemi daha hızlı geçip takımlara geçerim diyordum ama maalesef e, bayağı bir ağırlık aldı orası. O yüzden bu haftalık bir takım konuşacağız. Şimdi Philadelphia 76ers sezon başından beri. ...baktığımda birçok pozitif durum var. Yani önce bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi Geçmiş dönemlerdeki sorunlar neydi? Özellikle de Brad Brown varken... ...bir bu takım yarı sağ hücumunda ne yapacağını hep bir bilemez haldeydi. Ve çok temel özellikle Redick üzerinden, Redick takımdayken... ...Butler takımdayken biraz değişmişti Butler'ın bireysel inisiyatifiyle. Çok belirli tarzda tetikleyiciler yani nasıl diyeyim game kicker'lar diyebileceğimiz basit oyunlar kullanıp onlarla pozisyon üretmeye çalışıyorlardı. Üretemedikleri anlarda da e, işte Butler'ın ya da işte artık ondan sonra Tobaya serisin ondan sonra da işte en bir olmak üzere kim o anda baskınsa sağda onun birebirine kalıyorlardı. Ve top da ölüp gidiyordu eğer kaçırırlarsa ya da kötü bir hücum ederlerse bit bitiyorlardı yani. Savunma tarafı ise genel olarak sezon içinde iyi gidip sezon sonuna doğru biraz düşüp playofflarda offlarda da özellikle de Toronto yılında, Butler'ın olduğu dönem iyi bir dönem geçirmişlerdi savunma tarafında. Simmons burada çok etkili bir oyuncuydu. Embiid boyalı alanda etkili olsa da yer yer oyundan kopabiliyordu. Çemberden uzaklaşınca savunma etkinliği düşebiliyordu. Dengesizlerdi yani anlayacağınız. Ama hücum dengesizliği kadar değildi. Yani savunma daha düzgün gözüküyordu en azından uzaktan bakılınca. Şimdi bütün bu ıı, akış içerisinde tabii iki konu daha vardı. Biri Simmons'ın şu tatma konusu ve özel olarak hani yarı sahadaki hücumda oyunun neresinde kalacağı konusu. Ee, diğer konu ise pick and roll ve hani diğer e, basit handofflar dışında bu takım nasıl hareketlenecekti? Yani yarısı hareketliğini nasıl sağlayacak? Bunlar hiçbir zaman çözülmedi. Ve Brad Brown'un da daha sonra aslında Jimmy Butler'ın e, bir podcast'ı, Redding'in podcastına yaptığı açıklamalarla beraber öğrendiğimiz üzere Brad Brown bunları çözmek için video sessionlarda falan hiçbir şey yapmıyormuş. Oyuncularla da çok ilgilenmiyormuş. Bunlar da ortaya çıkınca zaten anlaşıldı. Peki Dark Rivers gelince hemen ne yaptı? Ya benim ilk gördüğüm pozitif konular. Bir, takım yarı sahada hareketlilik kazanmış. Çünkü şunu yapmıyorlar artık. Abi işte Simmons getirsin, Simmons başlatsın. Simmons bir şeyler kovalasın. Ee, onun savunması iyice gömülene kadar savunma. Da, biz de hücumda iyice hareketsiz kalalım. Ha olmadım hemen bir kanatta şut mu kovalasak bir tane şutörü dipten mi çıkarsak bu tarz artık biraz da köhne işlerden sıyrılmışlar. Yarı sahaya geçer geçmez daha doğrusu şöyle kademelendirmişler. Rebound alındı. Hızlı çıkışta, geçişte, fast break'te Simmons pozisyon bulabiliyor mu? Buldurtabiliyor mu? Hemen burada bir parantez açacağım. Benim en büyük derdimdi. Yani bir koç gözüyle bunu gördükçe sinirlerim kalkıyordu. Simmons toplu oyuncu herkesten önde koşuyordu. Onunla beraber geriye koşan üst savunmacı Simmons geldiği için gömülüyordu. Bu her seferinde topu arkasına atıyordu. Atarız değil mi bu sahneleri? Analizlerimizde de var. Bakabilirsiniz bu arada. Ve bu, bu bir şekilde zaten çalışmıyor bir noktadan sonra. sizin fast break için Lakers'ı düşünün, Miami'yi düşünün, Dallas'ı düşünün. Kanat oyuncularınızın ya da kanattan koşacak X oyuncunun kanat oyuncusu olması şart değil. Çift kanattan koşacak oyuncular, trail gelecek uzun. Yarı saha geçtikten sonra kanatlara pası verdikten sonra bir kat trailer'a pas şeklinde savunmayı bozabileceğiniz yani sağa sola yatırabileceğiniz dibe ya da yukarıya çekebileceğiniz pas dolaşımı yaratmanız lazımdır. Fast break ve üzerine yapacağınız geçiş hücumunda. Bu olmuyordu ve ilk gördüğüm bu parantezi kapatıyorum. Simmons'ın artık önünde koşanlar var. Green, Tobias Harris e, duruma göre işte Tybull Belki ileride Furkan olacak. Şu an sakat kası, kasından bu arada o da Ocak ortasına kadar oynayamayacak. Durumu hala değerlendirilme aşamasında. Belki Ocak sonunda bulabilir deniyor. Bunu bir kere çözmüş Dark Ben Simmons'ın açık sağ rolü, fast break rolü, geçiş hücum rolü. Geçti Philadelphia. Çalışmadı mı herhangi bir hızlı ucum ya da geçiş ucumu? Hemen topu Harris'e ya da o orada sağda kısa olarak Milton Milton'ı kullanıyorlar. Ya da işte o anda topa hakim olabilecek belki tepede pas opsiyonu olabilecek Embiid ya da Seth Curry yine kısa opsiyon olarak. Topu onlardan birine aktarıyor ve low post'a geçip beklemiyor. Şimdi orada bir top alma opsiyonunu kovalıyor. Eğer alamazsa kat opsiyonu kovalıyor. O da olmazsa köşeye geçip spacing'i rahatlatıp yani zayıf tarafta köşeye geçip tabii top tarafında değil. Biraz spacing'i açmaya çalışıyor. Şimdi bir kere Dark Rivers bunları çok iyi tespit etmiş. Simmons'ın e, stratejik olarak yarı sağ rollerini belirlemiş. Artık Simmons şu atar atmaz girmiyorum. Bu, bu konu beni sıktı. Yani atacaksa, at, at, atarsa görürüz. At, attı bir tane. Onu geçiyorum. Harris. Harris'in Dark Rivers'ın altında Tobias Harris'in daha etkili olabileceğini düşünüyorum diyordum e, sezon başından beri. Bu biraz biraz ortaya çıkmış. Harris daha hareketli Iı, tek bir birebir opsiyonu peşinde koşmuyor. Yarı sarı topu aldıktan sonra öncelikleri var. Bu öncelikler ne? Bir, Eğer topsuz alacaksa handoff'la almak, belki de olabiliyorsa Embit'ten almak. Embit'te buradan pick and roll yaratmak. Eğer olmuyorsa birebir tepede alıp Embit'le yine pick and roll denemesi yapmak. Embit'le handoff olmadıysa diğer kanat oyuncusunun üzerinden Embit üzerinden yaptığı pick and roll üzerinden çektiği yardımı geldiği tarafa pas çevirmek. Ya bunların hepsini Dark Rivers planlamış stratejik olarak rol olarak hani hep konuşuyoruz ya, oyuncuların rolü oyuncuların rolü neymiş bu yapısal reformlar yapılmış yapısal reformlar <laughs> gerçekten bunlar tek tek planlanmış Embiid Embiid konusu da güzel yani Embiid artık hemen low post alayım bir birebir yapayımdan çok topu low posta kullanabileceği en uygun noktada almaya çalışıyor ve o en uygun noktada vermeye çalışıyor burada da iki kişi devreye giriyor biri Seth Curry İlk 5 olarak söylüyorum. İkincisi de Tobias Harris. Burada e, özellikle Simmons'tan yapmıyorlar. Çünkü Simmons'ta çok hızlı sıkıştırma geliyor. Hızlı yardım geliyor. Hiç alan açılmıyor. Ama Harris'le ya da işte ile ya da Milton'la yaptıkları zaman şu opsiyonu ortaya çıkıyor. Buradaki low post oyunlarını da buna çevirmişler. E, MBT boyalı alana, dibe, low'a doğru iyice yakınlaştırıyorlar. Yüzü dönük kullanmasını da sağlıyorlar. E, sırtı dönük almasını sağlıyor. Sırtı dönük alıp yardım gelirse bu sefer şut opsiyonları açılıyor. Buradan Curry, dedim yine Tobias Harris, Milton, kenardan gelecek oyuncular, Maxi hatta. Buradan şut bulabiliyorlar. Hatta Green, Green'i unutmayalım. E, bu da güzel planlanmış. Ya Dark Rivers oturmuş. Ya bu takımın eksiklerini abi alt alta yazmış tek tek. Yarı sağ hücumu, geçiş ucumu, spacing, e, doğru fast break çıkışları, Embitin yarı sağdaki kullanımı, Curry, biz set köre ilk 5'e aldık. Onu nasıl kullanırız? Pick and devam nasıl çalıştırırız? Hand of oyunlarını nasıl entegre ederiz? Deyip hepsine bakmış. Hepsini de anlattığım şekilde tek 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 entegre etmiş. Bir güzel yanında bunların hiçbiri beklenerek oynanmıyor. Yani hadi abi başlıyoruz. Oyun 2 başla abi vur çık dipten hadi bakalım. Bekliyorum ver pası al pası yok. Hemen hızlı hızlı. Tak geçiyorlar yarı sağda. handoff deneniyor oynanıyor olmadım hemen ters tarafta çık Pick pick and roll, çık, pas, şut. Ya hücum süresini olabildiğince e, optimal, pozitif kullanmaya çalışıyor. Çünkü burada tabii top kayıpları biraz artabiliyor. Özellikle bunu Brooklyn maçında gördük. E, Durant ve Kyrie olmasa rağmen yine de çünkü inanılmaz top kaybı yaptılar. Bu hareketlilik, bu hızlılık Buradaki bazen işte bu hızlılıkla beraber ya hızlılık dedim şöyle bir şey de düşünmesin tabii. Hani inanılmaz böyle baş döndürüyorlar değil. Philadelphia'ya i̇şte göre hızlılık daha hareketlilik diyelim. Ee, top kayıplarına yol açabiliyor tercih hatalarından dolayı. Bunları biraz daha toparlamaları lazım, azaltmaları lazım. Zaten ilk negatif durum bu. Genelde biraz yarı saha hareketlendirmeye çalışan takımlarda ilk çıkabilecek sorundur top kaybı. Burada tabi Simmons'ın e, yine sadece low post'ta yapıştırılıp orada drive noktalarını tıkaması da engellenmiş. Atıyorum Tobias Harris top tarafında birebir kaldıysa da topsuz oyun üzerinden oynayacaksa mutlaka Simmons'ı zayıf tarafa atıyorlar. Onun Ondan gelebilecek yardım opsiyonu olabildiğince uzaklaştırıyorlar ki şunu gördüm e, Simmons eğer şut atacaksa zaten köşede beklemesi çok daha iyi. Yani çemberi geniş bir açıyla gördüğünde değil daha dar bir açıyla gördüğünde e, şut tehdidi olmasa bile en azından bir şut yollayabiliyor ve savunması o e, illüzyona düşebiliyor. Mesela eski Smart böyleydi. Smart çok kötü şut attı dönem ya da Westbrook çok kötü şut attı dönemlerde. Genelde kanadın altı yani e, dibe yakın olan taraf en dip taraflarından şut tehdidi yaratıldı. Çünkü neden? Top, top tarafına dönüp de savunmalar yardıma kaydığı zaman ve top direkt terse döndüğü zaman savunma algısal olarak aha top döndü savunmayın ben topa yetişmeli biri şut atacak ...algısıyla önce buna odaklanıyor. Oyuncuyu unutuyor. Kim atacak o şutu, Niye atacak? Nasıl atacak? Bakmayabiliyor. O yüzden bu dengeyi yakalamış Rivers ve buralarda da Simmons'ı bulundurması onlar için faydalı olmaya başlamış. Ama tabi bu playofflarda nasıl görünür? Oraya bakacağız. Onun dışında tabi bu kadar pozitif konulardan bahsettik ama e, takımın geneline baktığımızda işte Seth Curry, Danny Green... Milton, Maxi, Tybull bunların hepsi şu an için iyi parçalar. Hem savunma tarafında hem şut tarafında. Ama playoff material oyuncular bunlar. Yani playofflarda iş görecek. Orada da o baskılı savunma ki şu an ligde, ligin hiçbir noktasında iyi bir savunma yok. Yani hiçbir takımında yok neredeyse. Yani görüyoruz belli anlarda ama çok dalgalı. Golden State biraz oturtmaya başladı Green sayesinde. Birkaç takım daha biraz daha odaklanmaya başladılar. En azından rotasyonları denemeyi bitirenler. Ki bu arada Dark Rivers'da çok fazla rotasyon deniyor. Savunma üzerinde de rotasyonlar deniyor. Simmons'ı kenara alıp belki de çeyrek sonu hatta belki maç sonu bitirmeyi planladığı şut ihtiyacı olduğu opsiyonlar deniyor. İşte buraya Milton Max'i, Harris, Embiid, Tybill ekliyor. Sadece Harris'i burada tutabiliyor, sadece Embiid'i tutabiliyor. Bazen sadece Simmons'ı alıp komple bir savunma beşine dönebiliyor. Hepsini deniyor şu anda. Ama işte bu oyuncular playofflara geldiğinde özellikle de üretim tarafında skor üretimi tarafında destek olabilecekler mi? Yani evet Harris, Embiid buradaki skor yükünü çekecekler. Ama diğer oyuncuların da desteği şart. Çünkü Simmons da burada düşük durumda. Simmons normalde 16-17 bandında skor üretirken şu an 12-13 bandında skor üretebiliyor. Onu mutlaka 16-18 bandına çekmesi lazım. Ki yine şut atmayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunu da nasıl yapacak? Bunu biraz daha topsuz oyuna çekmiş Dark Özellikle de yine top tarafından pardon zayıf taraftan Simmons'ın tepeden içe doğru yaptığı katlarda beslemeye çalışıyorlar. Onun fiziksel gücünü ve hızını burada kullanmak istiyorlar. Faydalı ama burada da işte bitirmelerde, finishlerde sorun var. Ee, Zaten sağ, ol, sağ el sol el bölünmesini hala yaşıyorsunuz. Zaten bunu ömrü boyunca yaşayacak beyin kullanımı olarak ama e, doğru olan hangi tercih ne zaman yapacağını bilebilmesi. Bunları bazen hala şaşırıyor. Çemberde bitiremediği anlar oluyor. Biraz da formsuz tabi onu da göz ardı etmeyelim. Bunlar çalışmaya başlarsa iş görebilir. Burada tabi keza green de kullanıyor aynı bu katlarda. Burada bir diğer opsiyon da MBT tepede kullanmak. Özellikle dirsekte ve biraz tepede bir pas opsiyonu yaratmak için. Fena değiller. Özellikle de iki tür geçiş var burada. Bir kendisi geçtiğinde şutörleri ve kat eden oyuncuları bulmak. Love'da top ondaysa sıkıştırmadan sonra topu dolaşıma sokmak. Ya da kendisi boyalı tepeden pas alıp boyalan içerisinde eğer bitiremezse topu tekrar dışarı çıkarmak şeklinde üç farklı pas opsiyonu yaratmak istiyor Embiid'den. Dark Rivers bunları da bayağı detaylı çalışmışlar ama tabii dediğim gibi yani şu an e, Frederf'e ilgili çok pozitif şeyler var. Çok pozitif şeyler görünüyor. Konuşmamdan da bunu anlayabilirsiniz ama bu şu demek değil. Bunların hepsi mükemmel uygulanıyor demek değil. Bunlar sadece görünüyor şu anda. Bunlar planlanmış pozitif, takıma uygun. Ama işte oyuncular bunları ne kadar iyi yapabilecek, form durumları nasıl olacak, bireysel olarak ne kadar uyumlu olacaklar e, sahada bunları göreceğiz. O yüzden hani çok da Philadelphia taraftarlarını heyecanlandırmak istemem ama şu anki görüntü nispeten iyi. Ben de en azından Philadelphia izlerken artık sıkılmıyorum. Yani gerçekten bana herhalde hak vereceksinizdir. Philadelphia'yı herhalde 2-3 yıldır en heyecanlı açtığımız takımlardan biri. Çok güzel maçlarını, çok güzel serilerini izledik. Boston'la, Toronto'yla, e, özellikle Butler varken inanılmaz acayip maçları izledik. Ama o artık o köprünün altından çok sular aktı, takım çok değişti. Embiid-Simmons ekseninde gidecek gibi dururken aslında Simmons değil artık Embiid-Tobias eksenine girecek gibi duruyor her şey. Simmons burada bir tamamlayıcı, biraz pahalı bir tamamlayıcı olarak yer alacak gibi duruyor. Bakalım göreceğiz. Fedelfia ile ilgili e, analizler de dediğim gibi gelecek. Evet bugünlük program bu kadar. E, yine kısa konuşurum dedim. Herhalde 45 dakikaları bulduk gibi. Çok da uzatmak istemiyorum. Bir sonraki NBA videosu haftaya gelecek. Umarım artık gündemde Kayri draması, Takas draması, Harden draması yerine daha basketbol odaklı şeyler olur ve onları konuşuruz. Haftaya görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.